Arkadaşlar selamlar hepinize saygılar. Evet Para Bil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Haberden önce Borsa İstanbul dün biliyorsunuz saat 17'den sonra kapanışa yakın büyük bir satış baskısı yemişti. Bugün de sabahleyin stresli bir açılıştan sonra arkadaşlar şu anda 0.44 gibi bir negatiflik söz konusu olsa da 13.48 güncellemesiyle olumsuz hava yani Kötü ol, hava bitmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Öyle ki bugün 5244 gördü endeks fakat şu anda 5380 de gözüküyor. Evet, gübre fabrikaları ile ilgili bir haberimiz var arkadaşlar. Gübre fabrikaları Türkiye Anonim Şirketi özel durum açıklaması özet bilgisi Söüt Altın Madeni hakkında. Gübre fabrikaları ile ilgili sabahleyin de bir haber yapmıştık. Bu haberde de gördüğünüz gibi ee, kapa açıklama yapması gerekiyormuş gibi fabrikalarının olağan dışı fiyat konusunda bunu yapmadığı için Borsa İstanbul geçici olarak tahtasını kapattı. Alış satış yapılamadı bir müddet. Fakat sonra açıklama gelince kapa tekrar tahta açıldı ve şu anda hiçbir sorun yok. Ee, evet arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet geçelim haberimize. Yapılan açıklama güncelleme mi? Evet. Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır. Konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamanın tarihi 12. 30. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır diyor arkadaşlar. 12. ayın 30'u 2022 tarihli kap açıklamamızda Söğüt Altın Madeni sahasında 2022 yıl sonu hedefine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olduğu duyurulmuştu. Bu çalışmaların sonucu olarak bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları Anonim Şirketi Ukdesi'ne bulunan Söğüt Altın Madeni sahasındaki ilk altın külçesi dökümünün tesis açılışı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 27 Ocak 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Evet bu yatırımın meyvesini almaya başlayacak gübre fabrikaları ve Cumhurbaşkanı 27 Ocak 2023 Cuma günü bu eee Altın madeni sahasındaki ilk altın kürçesi dökümünün açılışını gerçekleştirecekmiş arkadaşlar. Planlanan planlama böyleymiş ve bununla ilgili aksi bir durum olduğunda burada da tekrar bir bildirde bulunacaklarını bizlere söylüyorlar. İsterseniz gübre fabrikalarının bir son durumuna bakalım arkadaşlar. Evet bugün oldukça dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz. Bizim sabahki video çekimimizde gübre fabrikaları o değer kaybındaydı yüksek miktarda özellikle tabi borsa İstanbul'un da toparlanmasıyla birlikte şu anda 0.32 pozitifti arkadaşlar zaten 5 günlük ve 1 aylık durumlarına da baktığınızda hissenin oldukça iyi yatırımcısına değer kazandırdığını görebiliyoruz bakın 5 günde 26.10 değer kazandırmış. Son bir ayda da %39.46 gibi değer kazandırmış. İşte Borsa İstanbul Gübre Fabrikası'ndan bu olağan dışı fiyatlara yönelik bir açıklama beklemiş. Bize bildirmediğiniz bir durum var mı diye. O durum gelmediği için kısa süreli yine bir alım satım hissede kapanmıştı. Sonra düzeldi tekrar bir sıkıntı yok. Evet şu anda bir günlük durumda 13.54 güncellemesinde gübre fabrikalarının Özetle bu kap haberiyle birlikte görüyorsunuz arkadaşlar. iyi prim yaptığını görebiliyoruz. %1.22'ye çıktı 13.55 itibariyle. Gübre fabrikalarının şu anki kazancı günlük olarak ve Borsa İstanbul'un 0.44 değer kaybının yaşandığı bir gün iyi bir kazanç diyebiliriz. Evet sevgili dostlar. Para bilgi kanalı olarak burada bir haber kanalı görevi üstlenmeye çalışıyoruz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız bizim için çok önemli. Lütfen bu konuda yardımlarınızı esirgemeyiniz. Hepinize bol bol kazançlar.